Merhaba arkadaşlar, Halis Ömer ben, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir kombi videosuyla karşınızdayız. Kombi peteklerini temizleme videosu Ramazan ustayla beraber. Hadi başlayalım. Şebeke suyunu kapattık. İnce olan boruyu. Su basma çeşmesini. Musluğunu açıyoruz ve mutfaktan sıcak suyu açıyoruz. Evet, şu an mutfaktan sıcak su açıldı. Ve buradan basıncın düştüğünü basınç düşüyor şu an. Ramazan ustayla beraber böyle tarif ediyoruz. Şimdi burada işimiz bitti. Bitti. Tamam, buradan vanayı kapatıyoruz. Vanayı kapatıyoruz. Ha, vanayı kapatıyoruz. Bundan sonraki işlerimiz peteklerle. Peteklere gidiyoruz şu an. Şu an banyoda havlu panı sökeceğiz. Sonra bütün odadaki petekleri kapatacağız vanalarını. Bu videoda diğer videolar gibi bilgi amaçlıdır. Her zaman bir ustaya, bir bilene sorun. Şu an ilaçla bütün petekleri temizlemiş olacağız. Bunu komple sökeceğiz değil mi Ramazan usta? Evet. Şu an buradaki siyah su dökülüyor. Geri kalanını da makineyle çekeceğiz. Sadece havlu pandaki bu. Havlu panda bayağı bir su varmış orada. Bir tane hortumu bağladık böyle. Bir tane hortumu bağladık. Geldik buna. Gidere. Ben şimdi göstereyim. Su altı gitti. Yani pis suyun gideri. Bir tane de makinenin girişine. Bir de makinenin girişine bağladık. Alıyoruz, şu şekilde alıyoruz, bunun içine koyuyoruz. Tamam. Şu an makineyi suya doldurup. Yani bütün petekler kapalı. Hepsinin tek vanaları kapalı olsun. Şu an makineyi suya dolduruyoruz. Onun dışında tesisattan bir tane gidere su koyduk, hortum koyduk. Bir tane de makineye hortum bağladık. Buradan girecek, buradan çıkacak herhalde değil mi? Evet. Bütün tamam. Petekleri buradan girip öpek lazım. Salonun tek vanası var. Şu an vananın bir tanesini açtık. Buradan çıkan pisliğe bakıyoruz. İstersen hortumu elleyebilirsin. Şu an gördüğünüz gibi. Sadece bir tane. Evet. Şu an bu temiz su giriyor. Temiz su giriyor. Şuradan döneyim. Şurayı oradan. Şimdi zaten petekleri sarayla çevirdiğimiz evet. Zaman farkına varacak. Bak. Aynen açıldı rengi. Su temiz akıyor artık. Biraz daha temiz yani. Öteki vanayı aç. Bir tane mutfağa geç abla. Mutfağı aç. Bunları elde mi? Ha, bunu elleme, ben şimdi bak, bunu sana açtıktan sonra ben bunu kapatacağım. Bak. Şimdi Halis rengi değişir bu. Birazdan su oraya gidene kadar. Şimdi mutfaktaki vanayı açtık. Şu anda mutfaktaki petek gidiyor. Şu an mutfaktaki petek geliyor. Daha rahat seçeceğiz değil mi? Yani önemli olan bak rengi değil, içinde partiküller var, ağır kalıyor. Bak içinden çıkan parçacıklara bak. Evet. Halis. Her peteği temizleyip, ondan temiz su geldikten sonra orayı kapatıyoruz, başka bir peteği açıyoruz. Bu şekilde bütün odadaki petekleri temizlenmesini sağlıyoruz. Sonra da kimyasala geçeceğiz. Bütün petekler temizlendi. Artık vanayı değiştirip şöyle ışığımızı da açalım. Şu an bütün
petekleri temizledik suyla. Vanayı giderinden aldık. Makineye bağladık. Ramazan Usta'nın makinesine. İlaçla temizlik işlemi başlayacak. Döndürme işlemi. İlacımızı döküyoruz makineye. İlacımızı döktük. Kendi içinde devrelerimi yapıyor. Bu da şey mi yapıyor? Süzgülme göre mi yapıyor? Aynen. İçinde olan taşları maçları böyle. Partiküller kalıyor burada. İki vana da. Cihaza bağlı. Cihazımız burada. Şu şekilde görüldüğü üzere ışığımı da getireyim. Biraz da hareketli olsun. Ve çıkan partiküller bu şekilde oluyor. Sonrasında temiz su basacağız. En sonunda bir ilacı var. Aynen, o ilaç da borularda kalıyor. Genel olarak petek temizleme işlemi bu şekilde. Bu genel amaçlı bir bilgilendirme videosudur. Her zaman uzmanlara, ustalara bu işi bırakmanızı tavsiye ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ramazan Usta'ya da buradan çok teşekkürler. Bu işlemi de tek tek her petekte yapıyoruz. Su kendi içine döndükten sonra diğer peteğe geçeceğiz. Bu şekilde bütün evdeki petekler ilaçla geçirilmiş olacak. Peteğe geri taktık. Kimyasallı bütün temizliği yaptıktan sonra havlu pana şu şekilde hortumu takıp bütün petekteki kalan son kimyasallı suyu temizliyoruz. Ondan sonra da bir tane ilacımızı koyup bu şekilde havlu panı kapatacağız. Bu ilaç da tesisatın içinde kalacak. Bu şekilde petek temizliği tamamlanmış olacak. Doğru mu Ramazan Usta? Şu an artık gördüğünüz gibi suyun temizliği temiz şekilde akıyor. Bütün panoları açalım. Şu an havlu panını orada ilacı veriyoruz. Sonra kapattıktan sonra petek temizleme işlemi tamamlanmış olacak. Kombiye su basacağız. Ustam kaça kadar basacağız suyu? 1,5 bara gelecek şekilde su basacağız. Şu an şimdi alttaki havası vanayı alacağımız için biraz yükseltip alttaki hava basma varsa havlu panından havasını alacağız. Evet, şu an 1,7'lerde havlu panından da havayı alacağız. Havasını alıyoruz şu an görüldüğü gibi. Su gelene kadar. Aynen. Su geldikten sonra işlem tamam.